Müziğin ne olduğu ile ilgili hepimizin mutlaka bir fikri var. Benim fikrim, müzik ifade sanatlarının en yücesidir. Şimdi elimde gördüğünüz bookla ilgili bazı bilgi aktarımlarını yapmaya çalışacağım size. Enstrümanımızın telleri aşağıdan yukarıya doğru sıralanır. Yani en alttaki tel birinci teldir. En üstteki tel altıncı teldir. Akort vesaire buna benzer çalışmalar, işte kaç tane teldedir, işte yok tekne yapısı nasıldır, hangi ağaçlardan olur vesaire, notalar, işte usuller, mızrap vuruşları, bunlarla ilgili çalışmalar yapacağız ama bu çalışmada özellikle udu nasıl tutacağımızla ilgili ve bir de nereye basacağımızla, bastığımız yerin doğru olup olmadığını nereden anlayacağımızla ilgili bir anlatımda bulunmaya çalışacağım. En üstteki telin adı bam teli. Seslerden hiç bahsetmeyeceğiz bugün. Seslerin adından bahsetmeyeceğiz yani. Akort düzenimiz ama önemli. Yani sesin adını söylemeyeceğiz ama teller arasındaki akort düzeninden bahsedeceğiz. Tellerimizin şöyle bir akort düzeni var. Yukarıdan aşağıya doğru düşünecek olursak. Hangi sesse en üstteki, alttaki, ondan sonraki dördüncü ses. Yani birinci ses diye bir ses olsaydı ve benim bu telim o birinci sesle ayarlanmış olsaydı, bu telim, yani bir alttaki tel, dördüncü sesle akortlanmalı. Yani şu duyduğum iki ses arka arkaya dörtlü aralık dediğim aralığı verir bana. Bu aralık meselesi çok önemli. Buna bir daha dikkat çekeceğiz. Lütfen dikkatlice siz de hafızanızı tutmaya çalışın. Aralık. Burada bir motif var aslında, küçücük de olsa bir müzikal motif var. Bu müzikal motif bana bir şey hatırlatıyor. Eminim size de hatırlatıyor. Ne olabilir mesela? Siz bir düşünün bakalım. Yani size farklı şeyler hatırlatmış olabilir. Bu hatırlatmayı nasıl yapıyor? Tabii şöyle yapıyor. Biz bilimsel olarak da biliyorsunuz son yıllarda çokça herkes tarafından öğrenilen bir bilgidir bu. Anne karnındayken dahi duymaya başlıyoruz. Dolayısıyla bunca zaman içerisinde bu yaşımıza gelene kadar sürekli duyduk ve inanılmaz bir ses havuzu, belki de ses gölü, belki de ses denizine sahip olduk. Şimdi bu ses denizinin içerisinde hangi seslerin neye benzediğiyle ilgili bir çıkarım yapmamız gerekiyor. Bunları hatırlamamız gerekiyor ve onları enstrümandan çıkan seslerle örtüştürmemiz gerekiyor. Mesela ilk defa duyduğunuzda farklı tepki verdiğiniz sesler hala vardır. Ama ne bileyim, bir korku filminde bir çığlık duyduğunuzda bu artık size zaten olacak olan bir olay olduğu için, daha önce de defalarca duyduğunuz için normal gelecektir. Ya da mutlulukla gülen bir çocuğun sesini duyduğunuzda, eğer çok enteresan bir ses değilse, o size normal gelecektir. Çünkü yüzlerce, binlerce, milyonlarca kez belki de gülümseme ya da kahkaha atma seslerini duydunuz, gördünüz. Şimdi bunu tekrar dinleyelim bakalım. İki tane boş tele vuruyorum arka arkaya. Hep üstten vuruyorum, dikkat ederseniz. Bilmiyorum size ne hatırlattı. Ben bir ipucu vereyim bana hatırlattığı şeyle ilgili. Saygın bir melodi. Bizim yerlere göklere koyamadığımız, Cumhuriyetimiz sonrasında bestelenen, her okul kitabının başında olan, evet, İstiklal Marşı. Bir daha şimdi o bilinçte tekrar dinleyelim bakalım. Evet, korkma değil mi? Bu sesleri biliyorduk ama UD'da böyle olduğunu bilmiyorduk. Şimdi UD'da her iki teli arka arkaya çaldığımız zaman bu İstiklal Marşı'nı duyabilirsiniz. Bakın tekrar en alttaki iki telde çalıyorum mesela. Tabii ki bir fark var. İncelde değil mi sesler? Ama aralık aynı. Kontrol edelim bakalım gerçekten öyle mi? Başka mesela dördüncü ve beşinci telde deneyelim. Bu başlangıç sesi
korkma olması lazım. Na na. Evet. Evet. Değil mi? Bunu daha güzel hatırladım. Şimdi en üstteki tele tekrar geliyorum. Baskılarımı nereye yapacağım? Yani doğru baskıyı nereye yapacağım? Onunla ilgili bir ipucu çalışması bu aslında. Özellikle tutuşla ilgili, yani özellikle sol elimizin tutuşla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Ne kadar görüyor olsanız da. Parmaklarımın sanki baş parmağımı gösterirmiş gibi, şöyle gösterirmiş gibi durduğuna dikkat ediyorum. Tırnaklarımın şu kısmı, yani uç kısmı değil de üst kısmı diyelim, tavana bakıyor. Serçe parmak birazcık sütten olabilir, küçük parmak yok. Ama nereye basacağım yani? Basacağım da nereye basacağım? İşte aynı biraz önce İstiklal Marşı'ndaki o sesleri hatırladığım gibi şunu da bastığımda, bir sonraki ses değil mi bu? Şunu da bastığımda bana söylüyor doğru olup olmadığını. Melodiyi hatırlıyorsam. Mesela korkmasın. Hatta bir sonraki ses de verdi değil mi? Bir daha yapalım bakın. Çok güzel. Ama biz bunu kullanmayacağız. Şimdi sadece bu parmağımızı kullanacağız. Bu parmak nedir yani? İkinci parmak. Aynısını bir daha yapıyorum. Mızrabımı hep üstten vuruyorum dikkat ederseniz. Hep üstten. Şu baş parmağıma dikkat edin lütfen. Çok göremiyor olmanız lazım. Belki, belki ucunu falan görüyor olabilirsiniz. Sizin de baş parmağınızı karşıda oturan görmemeli. Ama bunu bu şekilde dik tutmalısınız. Yani şöyle yatırmamalısınız bileğinizi. Bu zaten bileğinizin de yanlış olmasına sebep olacak. Şöyle, şöyle dik durması lazım. Aynı nasıl tırnaklarım tavana bakıyorsa burada da baş parmağımın ucu tavana bakacak. Şimdi bakalım doğru basıyor muyum hala? Bakalım derken gözümle bakmıyor tabii, dikkat ederseniz. Kulağımızla görürüz biz. Yani müzisyenler kulağıyla görür. Evet, bunu birkaç defa deneyin siz de bence. Tabii enstrümanınızın akortlu olması çok önemli. Doğru aralıklarla akortlanmış olması gerekiyor. Evet, ben onu nereden bileceğim peki akortlanıp akortlanmadığını? Tuner var biliyorsunuz. Bu akıllı telefonlarda uygulamalar var, ücretsiz indirebilirsiniz, onu kullanabilirsiniz. Akort cihazları var, onları kullanabilirsiniz. Akortlanıp akortlanmadığından nasıl emin olabilirim? Evet, orada frekans var, ibreyle sana gösteriyor işte acaba bıt bıt doğru mu yanlış mı, ince mi kalın mı diye. Ama ben şunu duyduğumda korkma, o zaman benim olduğum akortlanmış oldu. Bakalım başka bir yere. Korkma mesela, bakalım burası. Korkma, evet. Korkma. Evet, bu bayağı güzel akortlanmış bir dörtlü. Burada da aynısını duyduk değil mi şimdi? Bakın dörtlü aralık iyice kulağımıza oturdu bence. Korkma. Baskıların yerini nasıl buluyorum? Şimdi tekrar o konuya geldim. Korkma sen diyorum mesela. Peki yanlış basayım bir de, yanlışla kıyaslayalım da doğru olmadığını daha güzel anlayalım böylece. Mesela birinci, şu re değil de buraya basalım, birinci parmağımızı basalım mesela. Değil mi? Tuhaflığı hissettiniz. Bu da başka bir şarkıyı hissettirdi bana, hatırlattı ama onu şimdi kafanızı karıştırmamak için söylemiyorum. Şimdi aynı şekilde bir aşağı daha ineceğim. Neden? Çünkü daha geniş bir sahada gezmek istiyorum. Bir de melodik bir şeyler çalmak istiyorum. Yani böyle dan ding dum dan ding, hep aynı melodileri çalmak yerine biraz daha renkli olsun istiyorum. Şimdi aşağı indiğim zaman yine aynı hizada, yani buraya bastığım gibi aynı hizada bir alttaki tele basacağım. Önce basmadan çalarım.
Sonra basarak çalarım. Tekrar aynısını yapıyorum. Bu sanki böyle birazcık uzak doğu müzikleri gibi oldu değil mi? Bakın dikkat edin. Bir aşağı kitere daha vurayım. Ve basayım. Kralın gongu o gün 3 kere çaldı. Pentatonik müzik deniyor. Bunu özellikle ayarladım. Tesadüfen değil yani. Bu bana neyi öğretmiş oluyor? Her bir parmağımın basacağı yer var burada. Bunlardan ikinci parmağımın nereye basması gerekiyor bana şu anda öğretiyor bu çalışma. Yani bir çalışmayı yaparken o çalışma sizin ne işinize yarayacak, onun farkında olmanız çok önemli. Yoksa sadece ezberlemiş, anlamadan geçmiş olursunuz. Daha sonra buralara geldiğinizde ya da aşağıki tellere, diğer parmaklara geçtiğinizde neden oraya bastığınızı anlamakta zorluk çekersiniz. O yüzden nota isimlerini konuşmuyoruz şu anda. O yüzden sadece sesi duymaya çalışıyoruz. Ezberletmemeye çalışıyorum size mümkün olduğunca. Böyle tutuyorum. Normalde böyle tutuyoruz ya, parmaklarımızı yan yana tutuyoruz. Çok birbirine yapışık olmamak kaydıyla. Bunu da nasıl yapıyorum? Serbest bırakıyorum kendimi. Rahat oluyorum. Bir de bu video eğitimlerinin öyle bir rahatlığı olmalı. Hani sizin başınızda bir hoca yok. Ben şimdi yıllardır enstrüman eğitimciliği yapıyorum. Öğrencilerimde hep onu görüyorum yani. Başında hoca olduğunda çok gergin. Diyor ki mesela, ya hocam evde çalıyorum ya, çok güzel tutuyorum falan filan. Yani evet, çünkü zebani gibi başında hoca yok. Doğruyu göstermek zorunda olduğunu hissettiğin bir yapı içinde değilsin yani tek başına çalışırken. Defalarca dur bir daha çal, bir daha çal, bir daha çal. Önce boş tel, yani parmak basmaksızın çalıyorum. En üstteki tele hiç parmak basmıyorum. Sonra aşağıki tele indim ve ikinci parmağımı bastım. Bunun doğru olup olmadığını işte biraz önceki marşla, İstiklal marşımızla kontrol ediyorum. Aynı hareketi bir tel aşağıda yaptım değil mi? Şöyle parmaklarımı çekeyim, biraz önce bunu söylüyordum. Rahat görün diye. Normalde böyle tutmuyoruz tabii ki. Bunlar da hep yakın yani. Şimdi bir müzik cümlesi oldu bakın. Aşağı ineceğim, tekrar aynı düzenle yukarı çıkacağım. Bir daha deniyorum. Burada duralım ve tekrar çalalım, yukarı çıkalım. Çok güzel oldu, bir daha. Baskılara da dikkat ediyorum. Dikkat ederseniz bastığımda şöyle sallıyorum elimi. Buna vibrasyon deniyor. Titreşim yapmasını sağlıyor. Daha da güzel titreşmesini sağlıyor tellerin. Bunu da tabii ki ilerleyen vakitlerde yapacağız mutlaka. Ama şimdi telaşla girmeye gerek yok. Yani küçücük bir çocukken, pazardan gelirken ben annemin torbalarının hepsini taşımayı çok arzu ederdim mesela. İki tane torba verirdi. Torbalar yere değerdi. Altı yırtılırdı. Yerde dökülürdü domates, mandalina vesaire. Sonra
tabii söylüyor yani oğlum taşıyamazsın falan filan. Çocuk aklımızda onu bir türlü kabul etmek istemiyoruz. Ama gerçekten o ana kadar kendimizi geliştirememişsek yapamayız yani. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bilmemek gerçekten büyük bir özgürlüktür. Bilmediğinizi kabul edin. Daha güzelini yapmak için inanın ki çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız o zaman. Ben bilmiyorum. Bir daha anlat, bir daha anlat. Al sana video işte. 5000 kere izle yani. Süper oldu. Bunu bir kere daha yapıyoruz. Evet, bu dersimizde ne öğrendik şimdi? Udun akordu dörtlü aralık düzene göre akortlanıyor. Yani her tel birbirine dört ses mesafede diyelim kabaca. Daha sonra detayları konuşacağız. Parmaklarımızı basmamız gerektiği zamanlarda değil, her zaman bu şekilde tutacağız. Nedir yani bu şekil? Baş parmağım dik ama karşıdan görünmüyor. Yukarıya bakacak şekilde. Burada da tırnaklarım yukarıya bakacak şekilde. Parmak uçlarım değil de tırnaklarım. Doğru sesi bulabilmek için tanıdık o ses havuzumuzdan tanıdık melodileri kullanıyoruz. En üstteki tele mızrak vuruyoruz ama parmağımızı basmıyoruz. Sonra aşağıdakilere mızrak vurup parmak basıyoruz. Mızrak vurup parmak basıyoruz. Sadece ikinci parmağımızı kullanıyoruz. Tabii ben şimdi ikinci parmağımızı kullanıyoruz diyorum ama yani bunu birinci parmakla kullansak ne olur ki? Ut patlar mı yani? Bir de birinci parmağa basalım bakalım. Üçü basayım. Bakayım. Dördü de basabilirim de çok uzatmaya gerek yok. Yani demek istediğim şey şu. Ben orada sesi duyuyorum. Şimdi ben burada herhangi bir parmağımı doğru yere basabiliyorsam, buralarda da herhangi bir parmağımı doğru yere basabilirim demektir bu. Neden? Çünkü sesleri duyuyorum ben. Duyuyorum, tık oraya basıyorum. Mesela... Evet. Yanlış oldu bu. Ve burası doğru bak. Melodi çalayım size, örnek olsun. Belki siz de oynamak istersiniz bu seslerle. Dedik ya başta işte müzik ifade sanatlarının, ifade biçimlerinin en yücesi. Ben de burada bir şey ifade ettim, bir şey söyledim. Siz de tabii ki başka bir şey söyleyeceksiniz. O yüzden aynı melodiyi çalmak yerine kendi cümlenizi orada kurmaya çalışırsanız bu yarın bir gün doğaçlama yapma, taksim yapma gibi konularda da size bir ufuk açacak eminim. Son kez çalıyorum ve gidiyorum. İyi çalışmalar.